Herkese merhabalar, Rethouse Among Creators serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Alperen, 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme uzmanı, sanatçısı olarak çalışıyorum. Temelde aslında bir 3D artistim. Peki bir 3D artist neler yapar? Gerçek hayatta ya da kurgusal olan objeleri modeller. Bazen obje bazında değil, sahne bazında ilerler ve sahne ortamını, o ambiyansı oluşturur. Bu modelleri oluşturduktan sonra bunlara özgü dokular oluşturur. Ve en sonunda da iş bitmeye yaklaştığında renderler alıp sahnenin görsel dizaynını bitirir. Bahsettiğim üzere aslında bu işin süreçleri gayet belirli olsa da bazen deneysel bir şeyler yapmam ve farklı bir yaklaşımla ilerlemem gerekiyor. İşte size bu noktada birkaç daha önce yaptığım konsept işi göstermek istiyorum. İlk örneğimize bakacak olursak, burada PlayStation 6'nın dizaynı nasıl olurdu, nasıl bir konsept tasarım yapabilirim diye düşündüm. Ve sonuçta böyle bir PlayStation 6 dizayn ettim kendim. PlayStation 5 ilk çıktığında tasarım olarak diğer serilerden farklı gözüküyordu. Ben de o yüzden burada daha farklı bir şey yaratmak istedim. Ve böyle bir deneysel konsept çalışma sürecine sahip oldum. Bunu yaparken de beni tabii ki de en çok etkileyen şey bu işe tutkulu olmak. Ve burada kendi istediğim detayları kendi istediğim şekilde vermekti. Kısaca size bir tane daha örnek vereyim. Burada da kendim bir mecha robot üretecek olsaydım nasıl bir robot üretirdim? Ne gibi silahlara sahip olurdu? Nasıl düşmanla mücadele ederdi? Bununla ilgili bir çalışma. Son zamanlarda oyun teknolojileri ve grafikleri çok gelişti. Birçok internette görebileceğiniz demoda gerçek ötesi grafikler yapılabilmekte. Ve bu noktada bir yandan şunu da düşünmek lazım. Mimariyle aslında oyun birbirine o kadar da uzak şeyler değil. İkisinin iç içe olduğu bir üretim yapmak mümkün. Bu üretimi biraz daha detaylı anlatmak gerekirse, mimari projeleri oyun motorlarında ve dijital projelerde çok daha sinematik, interaktif ve aynı zamanda realistik şekilde sunabiliriz, görselleştirebiliriz ve müşteriye bu hizmeti verebiliriz. Bu üretim sürecinde kullandığımız birçok araç ve yazılım bulunmakta. Bu yazılımlardan en önde geleni ise Unreal Engine. Sebebi ise çok iyi bir gerçekçi hayat simülasyonu yaratabiliyor olması. Biz de bunun sayesinde çok daha gerçekçi, interaktif ve sinematik sonuçlar alabiliyoruz. Aynı zamanda ileriye yönelik açtığı çok fazla kapı bulunmakta. Reta olarak sanal gerçeklik teknolojisinde ilerlemek istiyoruz ve bu noktada aslında size daha önce bahsettiğim 3 temel konumuz var. Sahnenin daha realistik, daha sinematik ve interaktif olması. Sanal gerçeklik de bu konuda bizi aslında müşterinin ya da bu ortamı deneyimleyen insanın mümkün olduğunca sahnenin içine girmesine ve adeta onu yaşamasını sağlayacak. Bu sanal gerçeklik deneyimini arttırmak adına hali hazırda 2 tane proje yaptık. Ve bu projelerden ilkini örnek vermek gerekirse, Among Creators serisi 3. bölümden tanıyacağınız arkadaşım Alperen beni bir telefon yardımıyla taradı. Ardından ben bunu Blender ve Unreal Engine programlarında daha temizleyip bir süreçten geçirerek kendi dijital karakterimi yarattım. Bu şekilde hem yaptığımız mimari çalışmalarda hem deneysel oyun projelerimizde benim dijital karakterimi kullanabileceğiz. Bu noktada aslında neyi hedefliyoruz? Yarın öbür gün kullanıcının ya da müşterinin kendisiyle bağ kurabileceği ve realistik açıdan da tamamen aynı olduğu bir dijital karakterle onu orada buluşturmak istiyoruz. Ve aynı zamanda biz bunu yaptığımız zaman kullanıcı duygusal anlamda da maksimuma ulaşacak. Bahsetmek istediğim ikinci deneysel projemiz ise ortamı, objelerin dokularını hatta fiziksel yapılarını değiştirerek sahne anlamında değiştirebildiğimiz bir mimari ortam. Anlatacaklarım kısaca bu kadar. Beni tanıdığınız için teşekkür ederim. Among Creators'ın bir başka bölümünde görüşmek üzere.